Yarıçapları şekilde gösterilen dişli çıkrık düzeneklerinde çeşitli ağırlıklarda X, Y, Z, K, L, M cisimleri asılıyken düzenekler tutulmaktadır. Buna göre 1, 2, 3 ile gösterilen düzeneklerden hangileri serbest bırakıldığında dengede kalabilir? Dengede kalması için sistemlerin toplam torkun sıfır olması ve çarkları dö döndüren e, kuvvetlerin birbirini dengeleyecek şekilde dönme yönü oluşturması gerekmektedir. Bu durumda birinci e, şekil incelendiğinde X cismi çarkı saat yönünün tersine çevirmeye çalışmakta, Y cismi çarkı saat yönünde çevirmeye çalışmakta zaten birbirine dokunan çarklar ters yönlü dönme. Eylemi içerisinde olacakları için birinci seçenekte birinci şekilde cisimler dengede kalamayacaktır. İkinci şekilde Z cismi birinci dişliyi saat yönünde çevirmeye çalışırken ki bu hareket e, r yarıçaplı küçük dişlinin saat yönüne ters yönde dönmesini zorlar. K ağırlığı da kasnağı saat yönünde dönmeye e, zorlayacağı için. Bu seçenekte bu şekilde cisimlerin dengesi sağlanabilir Z ve K cisimlerin ağırlıklarına bağlı olarak. Üçüncü şekilde L cismi yine dişli ve kasnak sistemini saat yönünde dönmeye zorlayacak. Bu hareket ikinci dişliyi saat yönüne ters yönde dönmeye zorlayacaktır. M ağırlığı da yine ikinci dişliği saat yönünde dön, saat yönünün tersine dönmeye zorlayacağı için burada bir tezat olmadığından cisimler dengede kalamayacaktır. Doğru cevap B seçeneği. G ağırlıklı bir cisim, X, Y, Z ipleriyle şekildeki gibi dengedeyken, iplerde gerilme, gerilmeler, sırasıyla TXT'ye TZ büyüklüğünde gerilme kuvveti oluşturuyor. İplerin bağlanma noktası olan O noktasının yeri değişmeyecek biçimde K noktasına bağlı olan Y ipi K noktasından çözülüp L noktasına bağlandığında yargılarından hangileri doğru olur? Cisimlerin birin, cismin birinci durumda iplere asıldığı e, şekil için ip gerilmeleri çizildiğinde x ip gerilmesi, y ip gerilmesi ve z ip gerilmesinin denge durumu, x'in hem y hem z'nin bileşkesi ve x'in gördüğü açının 90 derece olması durumuyla tx, ty'den büyük, tx, tz'den büyüktür denilebilir. İkinci durumda ise yeniden ip gerilmeleri çizildiğinde tx'in ve tz'nin durumu ya da yönelimi değişmeden y'nin yönelimi değişmiş olacaktır. Bu durumda 90 derecenin gördüğü gerilme Z'nin gerilmesi olacak. Dolayısıyla TZ büyüktür. TX TZ büyüktür. TY olacaktır. TZ cismin ağırlığı kadar olduğundan sabit değerli bir gerilmedir. Bu durumda TX önceden TZ'den büyük şimdi TZ'den küçük olduğuna göre TX önceki değerinden daha küçük olmalıdır. Aynı zamanda şöyle bir bilgiyle de soru desteklenebilir. İki vektörün bileşkesi aralarında kalacak şekilde büyük olan vektöre daha yakın olmalıdır. Dolayısıyla vektörlerden bir tanesi büyütülürse bileşke de ona daha yaklaşacak şekilde, aralarındaki açı daha küçük olacak şekilde oluşmalıdır. Bu durumda e, x gerilmesinin doğrultusu çizilerek işlem yapıldığında, Z ve Y gerilmelerinin bileşkesinin TX olması ve TX doğrultusunda olması gerekir. İkinci şekilde de TX'in doğrultusu değişmediğinden yine alfa açısı yapacak şekilde bir bileşke olmalı. Z gerilmesi değişmiyor ama Y gerilmesi daha büyük açı yapar yapmasına rağmen Y ve Z'nin bileşkesi hala aynı doğrultu üzerinde kalıyorsa normalde Y gerilmesi dönerken bileşkeninde dönmesi gerekirdi. Dolayısıyla y gerilmesi küçülerek dönüyor şeklinde düşünülebilir. Dolayısıyla y'deki gerilme azalmıştır. Z ipindeki gerilme cismin ağırlığı kadar olacağı için değişiklik olmayacaktır. Doğru cevap E seçeneği. Aynı doğrusal yol üzerinde T'ştir sıfır anında yan yana olan KL araçlarının hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Cisimlerin grafikleri incelendiğinde T'ştir sıfır anında aynı yerde olan K aracı pozitif yönde hızı pozitif değerli olduğu için L aracı da negatif yönde hızı negatif değerli olduğu için hareket etmektedir. Dolayısıyla araçlar sıfır T zaman aralığında birbirinden uzaklaşmaktadır. B seçeneği T2-T zaman aralığında K-L araçları birbirine yaklaşmaktadır. T2-T zaman aralığında K ve L araçları aynı yönlü hareket etmelerine rağmen L aracı şekildeki gibi taralı bölümü, K aracı yine pozitif yönde daha büyük bir bölümü yol aldığından yani K'nin aldığı yol L'den daha büyük olduğundan hala K aracıyla L aracı arasındaki mesafe artmaktadır. Bu bilgi yanlıştır. C seçeneği 2T 3T zaman aralığında KL araçlarının birbirine göre hızı sıfırdır. 2T 3T zaman aralığı incelendiğinde araçların hızları her an birbirine eşit büyüklüktedir. Dolayısıyla birbirlerine göre hızları sıfır olmalıdır. D seçeneği 3T 4T zaman aralığında K aracındaki bir gözlemci L aracını kendine yaklaşıyor olarak görür. 3T, 4T zaman aralığında K aracı önde, L aracı arkada ve grafik incelendiğinde L aracının hızı K aracının hızından daha büyüktür bu aralıkta. Dolayısıyla aradaki mesafeyi bir miktar kapatmaktadır. K aracı L'yi yaklaşıyor görür. D seçeneği doğru. E seçeneği K aracı 04T arasında sürekli aynı yönde hareket etmiştir. Hız zaman grafiği incelendiğinde K aracının sürekli pozitif hızla hareket ettiği, dolayısıyla E seçeneğinin doğru olduğu gözlenir. Bu durumda doğru cevap B seçeneğidir. Eğik düzlem üzerinde 5 kilogram ve 10 kilogram kütleli X ve Y cisimlerinin bağlı olduğu ipe şekildeki gibi F kuvveti F eşittir 20 Newton kuvvet uygulanmaktadır. X cismi ile zemin arasında sürtünme katsayısı 0.25 olup Y cismi ile zemin arasında sürtünme önemsizdir. Buna göre X ile Y iplerini birbirine bağlayan iplerdeki ipteki T gerilme kuvveti kaç Newton'dur? Cisimlerin e, üzerine uygulanan kuvvetler düşünüldüğünde Y'nin ağırlığının Eğik düzleme paralel bileşeni sinüs 37 ile hesaplanacak 60 Newton ve dik bileşeni 80 Newton. X cismi için ağırlığının 50 Newton'un yani eğik düzleme paralel bileşeni 30 Newton ve eğik düzleme dik bileşeni 40 Newton olacaktır. Toplamda düşünüldüğünde sadece X'te sürtünme kuvveti var ve sürtünme kuvveti harekete zorlayıcı kuvvetin tersi yönünde olmalıdır. Bu durumda 60 ve 30 Newton'luk kuvvet toplamı 20 Newton diğer yöne doğru çeken kuvvetten büyük olduğundan sürtünme kuvveti yukarı doğru olmalıdır. Dolayısıyla sistem için net kuvvet yazılırsa Sistemin toplam kütlesi ve sistem ivmesinin çarpımına eşit olmalıdır. 60 Newton artı 30 Newton eksi 20 Newton eksi sürtünme kuvveti 0.25 çarpı 40 eşit olmalıdır. Toplam kütle çarpı A sisteme dolayısıyla A sistemin 4 metre bölü saniye kare olduğu hesaplanabilir ve cisimler eğik düzlemde aşağı doğru iniyor durumdadır. Y cismi için serbest cisim diyagramı çizildiğinde, Y'nin bir ağırlığı 100 newton bir de ip girilmesi üzerine uygulanan kuvvetlerdir. Bu durumda 100 newtonun sinüs bileşeni, net kuvvet e, T katılacak e, kosinüs bileşeninin bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla 100 çarpı sinüs 37 eksi T Y'ye uygulanan net kuvvet olmalı. Eşittir kütle çarpı ivme. İşlemler yapıldığında T ip gerilmesinin 20 Newton olduğu hesaplanır. Doğru cevap A seçeneği. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde aynı fazla iki noktasal kaynağın ürettiği lambda dalga boylu dalgalar ve bu dalgaların oluşturduğu girişim desenindeki bazı çizgiler şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı A çizgisi minimum genlik noktaları birleştiren çizgidir. Şekilde görüldüğü üzere A çizgisi üzerinde bir kaynağın tepe, diğer kaynağın çukurunun denk geldiği noktalar bulunmaktadır. Dolayısıyla birinci yargı doğrudur. İkinci yargı B çizgisi maksimum hareketli çizgidir. B çizgisi düşünüldüğünde kaynakların tepelerinin veya çukurlarının üst üste bindiği noktaların birleşim kümesi olduğu gözlenecek. Maksimum genlikli çizgi olduğu söylenecektir. İkinci yargı doğru. Üçüncü yargı C çizgisi harika, e, üzerindeki tüm noktalar çift tepedir. C çizgisi üzerine e, dikkatli bakıldığında bazı noktaların çift tepe bazılarının çift çukur olduğu gözlenecektir. Dolayısıyla üçüncü yargı yanlış. Doğru cevap C seçeneği. Özdeş x ve y şişeleri şekildeki gibi aynı yükseklikten serbest bırakıldığında x, şiş x şişesi halı zemine düşerek kırılmıyor, y şişesi zemin beton zemine düşerek şekildeki gibi kırılıyor. Sistemde tüm sürtünmeler önemsizdir. Buna göre y şişesi kırılıp x şişesinin kırılmaması ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sistemler incelendiğinde halı üzerindeki e, tüylü tabaka, tüylü bölüm, katman dolayısıyla y, e, x şişesi halıya çarptığında bu tüyler durma mesafe, durma süresini ve mesafesini uzatacaktır. Dolayısıyla halıya çarpan şişe uzun sürede duracak. Ancak betona çarpan yeşşesi için e, sert zeminle karşılaşan yeşşesi ani ve büyük bir ivmeyle durup e, dolayısıyla kısa sürede hızını sıfıra indirmek durumunda kalacaktır. Bir cisim üzerine uygulanan itme, momentum değişimine, dolayısıyla da kuvvet çarpı zamanın kuvvetin uygulanma zamanının büyüklüğüne eşit olacaktır. Yargılar değerlendirildiğinde, birinci yargı, şişeler yere düşünceye kadar x ve y'nin momentum değişimleri eşittir. Şişeler aynı yükseklikten serbest bırakılıyor, özdeşler... O zaman bırakıldıklarında üzerlerine uygulanan tek e, kuvvet mg, dolayısıyla kuvvetler aynı, yere düşme süreleri aynı, şişelerin momentum değişimleri de aynı olacaktır. Birinci yargı doğrudur. İkinci yargı şişeler yere çarptığında zeminle temas ettikten sonra X'in durma süresi Y'ninkinden uzun olduğu için X kırılmamış, Y kırılmıştır. Biraz önceki açıklamalara göre halı durma süresini uzattığı için uygulanan kuvvet X'in dayanıklılık sınırları içerisinde kaldığından, daha küçük kuvvet uygulandığından yani kırılmamış, Y için tersi durum olmuştur. İkinci yargı doğru. Üçüncü yargı şişelerin yere çarptığı esnada zeminin y şişesine uyguladığı itme x'e uygulanan itmeden büyük olduğu için kırılmıştır. Ancak cisimlerin yere çarptıkları anda momentumları eşit, son momentumları sıfır olduğuna göre x ve y'ye uygulanan itmeler eşit büyüklükte olmalıdır. Üçüncü yargı yanlış. Doğru cevap C seçeneği. İç yarıçapı 2 metre olan içi boş bir silindir merkezinden geçen eksen etrafında W eşittir 3 radyan bölü saniye açısal hızla döndürülürken kütlesi 0,5 kilogram olan bir cisim de silindirin içinde silindirle birlikte kaymadan şekildeki gibi döndürülüyor. Boyutları önemsenmeyen cisimle silindir yüzeyi arasındaki sürtüme katsayısı 0,6 olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? cisim için serbest cisim diyagramı çizildiğinde cisme aşağı yönde ağırlık yüzeyin uyguladığı bir normal kuvvet ve cismin aşağı inmesini engelleyecek kadar sürtünme kuvveti uygulanacaktır cismin hareket doğrultusunda, madem yüzey sürtünmeli cismin hareketi doğrultusunda bir sürtünme kuvvetinin oluşması olası görünüyor ancak Sabit açısal hızla döndürülüyorsa cismin hareket durumunda e, hız vektörünün büyüklüğü anlamında bir değişikliğe zorlayacak kuvvet oluşmadığından sürtünme kuvvetinin bu doğrultuda oluşmasına da gerek yoktur. Dolayısıyla bu kuvvetler düşünüldüğünde sürtünme kuvvetinin cismin ağırlığını dengeleyen kuvvet olduğu gözlenebilir. Aynı şekilde cisim üzerine uygulanan kuvvetlerin bileşkesi, merkezcil kuvvet olmalıdır. Dolayısıyla N kuvveti eşittir merkezcil kuvvet olmalıdır. Bu durumda N eşittir M çarpı W'nin karesi çarpı R şeklinde hesaplanabilir. M 0,5 kilogram W 3 karesi 9 çarpı 2 metre hesap edildiğinde 9 Newton olacağı görülür. Sürtünme kuvvetinin mg kadar olduğu yani 0,5 çarpı 10 olduğu düşünülürse sürtünme kuvveti 5 Newton olacaktır. Bu durumda yargılar ifade edildiğinde birinci, cisme, birinci yargı cisme etkiye merkezcil kuvvet 9 Newton'dur doğru. İkinci yargı cismin iç silindirin iç yüzeyinde cisme uygulanan sürtünme kuvveti 5.4 Newton. Yanlış olacaktır. Üçüncüsü, cisme etkiyen net kuvvet sıfırdır. Cisim çembersel hareket yaptığına göre net kuvvet olduğu ve net kuvvetin merkezcil kuvvet olduğu görülecek ve yanlış olduğu söylenebilir. Üçüncü yargının doğru cevap A seçeneği. Güneş etrafında şekildeki eliptik yörüngede dolanan bir gezegenin toplam enerjisi E, açısal momentumu L, gezegene etkiyen net kuvvet F'dir. Buna göre gezegen K noktasından L noktasına giderken yargılarından hangileri doğru olur? Gezegenin hareketi düşünüldüğünde güneşi merkez kabul eden ya da e, odaklarından birinde güneş bulunan bir elips yörüngede dolandığı söylenebilir ve gezegenle güneş arasında oluşan ...gezegene uygulanan net kuvveti e, oluşturan e, kuvvetin kütle çekim kuvveti olduğu söylenebilir. Bir sistem üzerinde enerjinin değişikliğe uğraması için iş yapılması gerekmekte, iş yapabilmek için de dış kuvvetin e, dış kuvvet doğrultusunda alınan yolla çarpılması gerekmektedir. Sistemde dışarıdan bir kuvvet olmadığına göre enerji değişimi olmayacaktır. Aynı şekilde. Bir cismin açısal momentumu, cisim üzerine uygulanan net kuvvet net, net kuvvetin oluşturduğu ya da net kuvvet olmasına da gerek yok. Net torkun sıfır olmadığı durumlarda değişecektir ve delta L torkun net değeriyle uygulanma süresinin çarpımı kadar olmalıdır. Burada gezegen ve güneş üzerine uygulanan kuvvetler çekim kuvveti ve dolayısıyla bu kuvvetler e, merkezleri birleştiren doğru üzerinde olacaktır. Dolayısıyla gezegenin yörüngesi merkezine yönelik bir kuvvetin dönme ekseni olan yörünge merkezine göre net bir torku oluşmayacaktır. Dolayısıyla tork sıfırsa açısal momentumda değişiklik gözlenmeyecektir. Bu durumda e, Açısal momentum sabit kalmış olmalıdır. Çekim kuvvetine gelince e, cisim K noktasından L noktasına giderken e, uzaklıkların sürekli değiştiği... çünkü eliptik bir yörüngede dolandığı söyleniyor. Dolayısıyla çekim kuvveti sürekli farklı değerler alacaktır. Bu durumda enerji değişmez dolayısıyla birinci yargı yanlış. L değişmez yani açısal momentum değişmez ikinci yargı doğru. Üçüncü yargı F büyüklüğü değişmez ancak değişir. Doğru cevap B seçeneğidir. Manyetik alanın kesikli çizgilerle sınırlandığı bir ortamda pozitif yüklü bir cisim. Şekilde gösterildiği gibi manyetik alan içerisine ve 0 hızıyla fırlatılıyor. Yer çekimi ve sürtünmelerin önemsiz olduğu bilindiğine göre cismin yörüngesi aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz belirli bir e, bölgede sınırlanmış bir manyetik alan olduğu varsayılırsa bu bölgenin dışından manyetik alana fırlatılan bir parçacık manyetik kuvvetin uygulanması sebebiyle e, çembersel harekete başlayacaktır Neden çembersel harekete başlayacaktır sorusunun cevabı da şöyle verilebilir Cisim üzerine uygulanan manyetik kuvvet deneysel olarak da gözlenmiştir ki bazı temel durumların gerçekleşmesine bağlıdır ve oluşumu da bazı kurallar içerisinde gerçekleşir. Örneğin, cismin yükünün sıfırdan farklı olması, manyetik alan şiddetinin manyetik alan şiddetinin ortamın manyetik alan şiddetinin sıfırdan farklı olması, cismin hareket ediyor olması. Ve aynı zamanda cismin manyetik alana dik yönlü hareket ediyor olması gerekiyor ki manyetik kuvvet oluşabilsin. Bütün bu şartlar sağlandığında oluşan manyetik alanın e, aslında deneysel olarak da ifadesi manyetik kuvvetin cismin hız vektörüne dik olması şeklinde sonuçlanır. E, dolayısıyla manyetik kuvvet cismin hız vektörüne dik oluyorsa ki bizim bildiğimize göre e, hız vektörüne dik net kuvvetin uygulandığı hareketler düzgün çembersel hareketlerdir. Dolayısıyla bu cisim manyetik alan içerisinde düzgün çembersel hareket yapmalı. Bu durumda dışarıdan fırlatılan bir cisim sağ el kuralına göre düşünürsek sorudaki durumu ifade edersek eğer artı Q yüklü bir cisim o zaman sağ elin el dört parmağı düzlem içerisine doğru başparmak hız vektörünü gösterirse avuç içi yukarıyı gösterecek. Dolayısıyla bu parçaca tam girişte uygulanacak olan manyetik kuvvet yukarıya doğru olacak. Bu da aslında parçacığın izleyeceği e, çembersel yörüngenin merkezinin manyetik alana girdiği şu noktanın ki bu biz buraya K noktası diyelim. K noktasının düşeyinde yukarıda bir nokta olacağını söyler bize. Dolayısıyla Bahsedilen yörüngenin merkezi eğer şu nokta olursa cisim yarım çember izleyerek yoluna devam edecek. Örneğin yeşille çizilen nokta yörüngenin merkezi olursa bu durumda yarıçap daha büyük olacak. Cisim şöyle bir yörünge izleyerek e, tabi burası şurası yine r kadar olmalı e, izleyerek sistemi terk edecek. Yörünge örneğin merkezi sarıyla çizilen nokta gibi olursa bu durumda dörtte bir çember çizerek sistemi terk edecek. Siyahla çizilen bir nokta gibi olursa da yörünge bir dörtte bir yani çeyrek çemberden daha az dönerek dışarı çıktığını gösterecektir bize cismin. Bu durumda hiçbir şekilde cismin yörünge merkezi manyetik alan sınırlarının içerisinde, sınır üzerinde olabilir ama manyetik alan sınırlarının içerisinde kalamaz. Dolayısıyla C seçeneğinde olduğu gibi cismin tam yörüngede çembersel hareket yapması mümkün değildir. Dolayısıyla şöyle bir ifade kullanılabilir. Manyetik alana dışarıdan fırlatılan dik bile olsa bir cisim ancak manyetik alan içerisinde en fazla yarım çember yörünge izleyecek şekilde hareket edebilir diye e, kısaca söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu soruda doğru cevap C seçeneği olacaktır. IBK yaptığı bir deneyde üzerinden i akımı geçen sayfa düzlemindeki k telinin yakınında tutulan iletken P çerçevesinden şekildeki x ok yönünde sabit şiddette indüksiyon akımı geçmesini istiyor. Buna göre IBK işlemlerinden hangilerini tek başına yaptığında amacına ulaşabilir? İndüksiyon akımı oluşması için bahsedilen kapalı çerçevede bir manyetik alan değişimi söz konusu olmalıdır. X ok yönünde indüksiyonun oluşabilmesi için bu indüksiyon akımının ...hangi yönde manyetik alan oluşturma çabası içerisinde olduğu araştırılabilir. Sağ elin dört parmağı akım yönünde baş parmak e, tutularak çer çem çerçeve avuç içine alındığında baş parmak manyetik alanın yönünü gösterecektir. Dolayısıyla çerçevede bahsedilen x oku yönünde oluşan indüksiyon akımı çerçevenin içinde sistemde ve düzlemde dışarı doğru manyetik alan oluşumunu desteklemek durumunda olan bir akımdır. Sistem incelendiğinde düz telden geçen I akımının oluşturduğu manyetik alan çerçeve içerisinde düzlemi delip içeri doğru geçmektedir. Dolayısıyla indüksiyonun e, düzlemi delip dışarı çıkan manyetik alan oluşturmaya çalışması için e, çerçevenin içerisindeki düzlemden içeri doğru manyetik alan ve akının artması söz konusu olmalıdır. Bu durumda ee, ve indüksiyon akımının şiddetinin sabit olması için manyetik akının da sabit değerli değişimlere uğraması yani eşit zaman aralıklarında eşit miktarlarda değişiyor olması gerekmektedir. Bu işlem düşünüldüğünde K telinden geçen akım şiddetinin düzgün biçimde artırmak manyetik alanı düzgün biçimde artıracak düzlemden içeri doğru dolayısıyla istenen indüksiyon oluşacaktır. Ee, düz telden Çember çerçeveyi sabit hızla uzaklaştırmak durumu incelendiğinde e, manyetik alanın uzaklıkla ters orantılı olduğu düşünülürse e, d kadar uzakta b, sonra b bölü 2, b bölü 3, b bölü 4 olacağı bilinebilir. Sabit hızla çerçeve uzaklaştırılırken her aralıktaki geçen süre eşit olacak değişim manyetik alanlara bakıldığında ilk aralıktaki değişim b bölü 2. Sonraki değişim B bölü 6, sonraki değişim B bölü 12 olacaktır. Dolayısıyla değişimin düzgün olmadığı söylenebilir. Bu durumda çerçeve düz telden uzaklaşırken değişim gittikçe azaldığı için azalan indüksiyon akımı çerçeveye yaklaşırken de artan indüksiyon akımı oluşacaktır. İkinci ve üçüncü yargılar yanlış. Doğru cevap A seçeneğidir. Odak uzaklıkları FK, FL olan çukur K aynası ile tümsek L aynası asal eksenler çakışacak biçimde tutuluyor. Aralarında D kadar uzaklık bulunan bu aynalara şekildeki gibi asal eksene paralel olarak gönderilen I ışını ikinci yansımada kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Işının kendi üzerinden geri dönebilmesi için, ikinci yansıma da tabii kendi üzerinden geri dönebilmesi için e, aynalardaki yansımaları şöyle düşünürsek. Asal eksene paralel geldiğine göre I ışını o zaman K aynasının odağından geçecek şekilde yansımalı. Bu yansıyan ışın L aynasına asal eksenin üstündeki şöyle bir noktada çarpıyor olabilir. Asal eksen ile L aynasının tam kesiştiği tepe noktasında çarpıyor olabilir. Ya da üçüncü bir olasılık olarak asal eksenin aşağısında L aynasına çarpıyor olabilir. Zaten bundan başka da bir seçenek yok. Işının kendi hizasından daha yukarıdaki bir noktada L aynasına çarpamaz. Çünkü zaten o daha doğru yansımış olmalı K aynasından. Bu durumda, Kırmızıyla çizildiği gibi yansıyorsa eğer L aynasından e, normalden e, uzakla, daha doğrusu L aynasına geldiğinde e, uzantısı odakla tepe arasından geçeceği için e, şekildeki gibi yansıyacak. Bu geri dönme e, olayını gerçekleştiremez. O zaman kırmızı gibi yansımış olamaz. Mavi gibi gelirse asal eksenle aynı açıyı yapacak şekilde tekrar yansımış olmalı. Dolayısıyla kendi üzerinden geri dönme e, durumu gerçekleşemez. O zaman kendi üzerinden geri dönmesi için sadece siyahla çizildiği gibi gelmeli ve bu durumda da tam olarak siyah ışının uzantısının L aynasının merkezine denk gelmesi gerekmektedir. E zaten e, yansıyan ışın K'nin odağından geçeceğine göre o noktanın F K kadar uzakta olması gerekmekte. Ee, bahsedilen ML noktasının da zaten 2 F L kadar uzakta olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre yargıları değerlendirirsek birinci yargı KL'nin merkezleri çakışıktır denilmiş. Hayır K'nın odağıyla L'nin merkezi çakışmış durumda. Birinci yargı yanlış. K'nın odağı D'den küçüktür denilmiş ama D'den daha büyük. İkinci yargı yanlış. Üçüncü yargı I ışını üçüncü yansımadan sonra aynaların tepe noktaları arasından geçer denilmiş. Üçüncü yansımadan sonra ışık ışını kendi üzerinden geri döndüğü için zaten paralel yansımış olacaktır. Üçüncü yargı da yanlıştır. Bu durumda doğru cevap E seçeneği olur. Saf direnci önemsiz iletken telden sarılmış şekildeki bobinli AC devresinde indiktif reaktans X ile devrenin etkin akımı i'dir. Buna göre devrenin etkin potansiyel değeri sabit tutularak frekansı azaltılırsa i ve x nasıl değişir? Bu tür sorularda şu ifadenin aslında ne anlama geldiğini konuşmak gerekiyor. Devrenin etkin potansiyel değeri sabit tutularak frekansa azaltılırsa, aslında alternatif gerilimde V eşittir V maksimum çarpı sinüs WT şeklinde bir denklemimiz var. Ha bu denklemlerle ilgili net matematiksel işlemler artık müfredatta yok, ancak bu denklemin içinde var olan ve maksimum değeri şöyle ifade edilmeli ki bunun yorumlarını tabii ki sorabilirler. V max eşittir n çarpı b çarpı a çarpı w. Burada n manyetik alan içerisinde döndürlen döndürülen tel sarımlarının sarım sayısı, b manyetik alan şiddeti, a döndürülen tel sarımlarının kesit alanı. E, akı oluşan alanları ve W'da bu tellerin ya da mıknatısın döndürülme e, açısal hızı olarak düşünülebilir. Dolayısıyla bu denklemin NBA çarpı W 2PF şeklinde yazabiliriz. İşte sistemlerde e, bu maksimum değeri kök 2 birime bölersek etkin değeri hesaplamış oluruz. O zaman V etkin için Etkin potansiyel değeri sabit tutularak frekans azaltılıyor denilirse, frekansı azaltıyorum. Nasıl oluyor da etkin potansiyel sabit kalıyor? Demek ki devrede N, B ve A'dan herhangi birini ya da birkaçını artırarak bu işlemi yapıyorum anlamına geliyordur. Bu durumda XL, bobinin indiktansı, indiktif reaktansı. 2 l şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla frekans azaldığına göre x XL azalmalıdır. E, devrenin etkin potansiyeli sabit olduğuna göre akım I eşittir Ohm yasası hala geçerlidir ve etkin bölü I etkin eşittir V etkin bölü XL olacak çünkü devrede sadece XL var. XL azaldığına göre akım değeri artmış olmalıdır. Bu durumda doğru cevap B seçeneği olur. Bir sığaçta sabit potansiyel fark altında daha fazla enerji depolamak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? Bir e, sığacın ya da paralel plakalı bir kondansatör en basit işlem yapılabilen e, sığaçlar onlar olduğu için paralel plakalı kondansatörlerden yola çıkabiliriz. E, paralel plakalı bir kondansatör aslında iki tane iletken paralel levha ve aralarındaki yalıtkan e, ortamdan oluşmuş basit düzenekler olarak düşünülebilir. Levhalardan her birinin alanına A, e, levhalar arasındaki mesafeye de D denilirse eğer bir kondansatörün sığası C, aradaki ortamın e, dielektrik kat sayısının göstergesi ne bağlı olmalı ya da aradaki ortamın direkt olarak şöyle söylenmeli elektrik geçirgenliği ile doğru orantılı olmalı yüzey alan levhaların bir tanesinin yüzey alanıyla doğru orantılı ve levhalar arasındaki mesafe ile ters orantılı demeliyiz. Herhangi bir cisim için yük potansiyel grafiği çizildiğinde bu sığaç da olabilir. Eee grafiğin QV şeklinde çizildiğini düşünürsek bir lineer grafik olduğunu görürüz. Herhangi bir elektriksel sistemde elektrik yükleriyle oluşturulmuş sistemde bir Q yükü delta V kadar potansiyel farka sahip iki nokta arasında e, hareket ettirilmişse elektriksel iş Q ile delta V'nin çarpımı şeklinde hesaplanır. E, dolayısıyla QV grafiğinde şekildeki alanın e, yapılan iş olması bu alan eğer bir kondansatöre Aitse bu kondansatörü Q kadar yükleyebilmek için V potansiyel fark altında yapılan işi ve dolayısıyla kondansatörün depo ettiği enerjiyi söyleyecektir. Bu da QV bölü 2 şeklinde ifade edilir. Eğer Q yerine C çarpı V yazılırsa 1 bölü 2C ve kare aynı denklemi ya da V yerine Q bölü C yazılırsa Q kare bölü 2C de aynı denklemi ifade edecektir. Potansiyel fark sabit olduğundan. O zaman denklemin 1 bölü 2 c ve kare olan bölümünü incelersek eğer v sabitken c'nin artırılması istenmektedir soruda. Bu durumda c'yi artırmak için birinci yargı şu. Levhaların karşılıklı yüzey alanlarını büyütmek. Evet yüzey alan büyütülürse c büyür. Bu aradığımız bir seçenek. İkinci yargı levhaları birbirinden uzaklaştırmak. D mesafesini büyütürsek bu durumda C küçülecektir. Dolayısıyla bu aradığımız bir seçenek değil. Üçüncü yargı levhalar arasında dielektrik kat sayısı daha büyük bir ortam koymak. Dielektrik kat sayısı daha büyük bir ortam elektrik geçirgenliği daha büyük bir ortam demektir. Yani epsilon daha büyük olacak. Bu da C'yi artıran bir faktör. Bu da aradığımız bir durum ortaya koyacaktır. Dolayısıyla doğru cevabın E seçeneği olduğu görülür. Özdeş R dirençleri ve iş direnci önemsenmeyen özdeş üreteçlerle şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Devredeki K ve N anahtarları kapalı, L ve M anahtarları açıkken voltmetrede okunan değer V'dir. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında voltmetrede okunan değer V'den büyük olur bir devre parçasında seri bağlı dirençlerin oluşturduğu bir bölüm düşünülürse eğer, bunların dirençlerinin R1, R2 olduğunu varsayalım, bu dirençlerden aynı miktarda akım geçeceği için seçilen noktalar ABC noktaları olsun, R1 direnci R2'den büyükse, aynı akımın oluşturacağı potansiyel tabii ki AB arasında daha büyük, BC arasında daha küçük olacaktır. O zaman biz şunu söyleyebiliriz, Seri bağlı dirençlerden büyük olanın potansiyeli daha büyük ki direnç büyürse daha da büyük olur potansiyel. Örneğin R1'i artırırsam AB arasındaki potansiyel daha büyük olacaktır. Seri bağlı dirençlerde bir bölümün direnci değiştirilmeden ona seri olan bölümün direnci azaltılırsa yine bu sefer de potansiyelin değişmeyen direnç bölümünde artacağı söylenebilir. Bu durumda yargılar değerlendirilirse devrede şu anda voltmetreye paralel olan bölümde direnç R bölü 2. iki tane R'nin paralel oluşundan kaynaklı. L anahtarının olduğu yerde yani voltmetrenin olduğu bölüme seri olan bölümde R kadar direnç var. Bu durumda K anahtarı açılırsa voltmetreye paralel direnç R kadar olacak. Çünkü şu direnç devreden çıkacak. Bu durumda voltmetrenin gösterdiği değer artmalı. İkinci yargı L anahtarını kapatmak. L anahtarı kapatılırsa eğer bu sefer o bölgedeki direnç R bölü 2 olacaktır. Yani voltmetrenin bağlandığı dirençlere seri olanların direnci azalmış olacak. Bu da voltmetrenin olduğu bölümde potansiyeli artıracak. İkinci yargı da doğru bir işlemdir. Üçüncü yargı M anahtarını kapatmak ancak belirgin bir fark oluşturmayacak. Çünkü paralel bağlı bir pil eklenmiş oldu. Potansiyelde değişiklik olmayacak. Dördüncü yargı ne anahtarını açmak? Ne anahtar açılırsa devrenin tamamında potansiyel 1 epsilondan 2 epsilona çıkacak. Dolayısıyla her yerde potansiyel fark artmış olacak. Voltmetrenin gösterdiği değer de artar. Bu durumda doğru cevap B seçeneği olur.